Selam, ben Sultanoğlu. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda Dil Yarası adlı bir masal okuyacağım. Umarım ki beğeneceksiniz. Buyurun başlayalım. Dil Yarası. Mehmet çok sinirli ve sabırsız bir çocuktu. Anne ve babasının öğütlerini dinlemez, çevresindeki insanlara çok kaba davranırdı. Sesini kolayca yükseltir, kırıcı sözler söylerdi. Bu yüzden çevresindeki insanlar gittikçe azalıyordu. Kırmadığı arkadaşı, kaba davranmadığı yakını kalmamıştı. Mehmet yalnız kaldığı için de yine çevresindekileri suçluyor. Bu kadar abartacak ne var ki? Sanki diyordu. Üstelik Mehmet kırdığı kimselerden özür diliyordu. Fakat özür dileyip tekrar aynı davranışları yaptığı için kimse artık onun özrünü de dikkate almıyordu. Bir gün Mehmet babasına, "Canım çok sıkılıyor. Arkadaşlarım benimle oynamak istemiyor," dedi. "Bütün bunlara sebep sen oldun Mehmetciğim. İnsanlara güzel davranışlarda bulunursan ancak onlardan karşılık bulursun. İnsanların sana olan güvenini kaybettin," dedi babası. "Fakat ben onlardan özür diledim," diye kendini savunmaya çalıştı Mehmet. Babası kitaplıktan beyaz düzgün bir kağıt aldı. "Mehmet, bu kağıdı parçalara ayırmanı istiyorum," dedi. Mehmet şaşırmıştı. Babasının dediğini yaptı ve kağıdı yırttı. Babası kağıt parçalarını göstererek, "Hadi," dedi, "bunları yapıştır." Mehmet kağıtları yırtılan yerlerinden bir güzel yapıştırdı. Fakat kağıt eski halinden çok farklıydı. "Bak oğlum, dil yarası işte böyledir. Ne kadar düzeltmeye çalışsam da kırılan gönül eski haline gelmez. Tıpkı bu kağıdı eski haline getiremediğin gibi. Fakat pişmanlık önemlidir. Davranışlarını düzeltir ve kararlı olursan dostlarını yine kazanabilirsin," dedi. Mehmet babasını dikkatle dinledi. O günden sonra düşünmeden konuşmamaya, kimseyle dalga geçmemeye ve sabırlı olmaya çok özen gösterdi. Bizden bu masalı dinleyen arkadaşlarımızdan şu 3 soruya cevap vermelerini istiyorum. Arkadaşların için Mehmet'le oynamak istemiyor? Bir hata yapıldığı zaman özür dilemek yeterli mi? Mehmet dostlarının güvenini tekrar kazanmak için ne yapmalı? Bizi izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.